Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizim tabirimizle delicesine seven bir sahabi kiram. Ama genç kardeşim, o sahabi kiram da daha çok genç bir sahabi kiram. Lütfen bu vereceğim örneğe dikkat buyurunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar seviyor ki, delicesine seviyor. Ve şu gencin derdine bakar mısınız? Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o genci mescitte gördüğünde baktı ki yüzü sararmış, solmuş. Yani bizim ifademizle bezi bende atmış. Efendimiz şaşırdı. Dedi ki, hayırdır ya Sevban, bu halin nedir? Hasta mısın? Bir derdin mi vardır? Diye sorunca, Sevban'ın derdine bakar mısınız? Bizim dertlerimiz nerede? Sevban nerede? Sahabi kiram hangi noktada? Biz hangi noktadayız? Onu en güzel şekliyle anlatan bir hadis-i şerif. Kıymetli dostlar, Sevban Efendimiz'e dönerek, hayır ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, hasta değilim ama öyle bir derdin girdabına girdim ki bir türlü çıkamıyorum. Nedir ya Sevban seni bu kadar düşündüren olay? Ya Resulallah, sizi o kadar çok seviyorum ki sizi ne zaman özlesem, ne zaman hatırıma düşseniz hemen koşup dizinizin dibine geliyorum. Sohbetinizi dinliyorum ve sizin cemalinizi doyasıya olmasa da seyrediyorum. Düşündüm, günlerce düşündüm. Dedim ki, Efendimiz bir gün ölecek, ben de öleceğim ve nasip olursa inşallah cennette buluşacağız. Ama cennetteki onun derecesi bizim derecemizden çok âli olacak. Ya burada özlemimi giderdiğim gibi cennette özlediğim zaman da gidip onu göremezsem, ki bu durum çok beni üzüyor. Ben bu yüzden günlerdir soldum ve üzülüyorum dedi. Şu derde bakar mısınız? Yani cennete gideceğiz. Cennette sizin mertebeniz, sizin dereceniz bizimkinden mutlaka üstün olacak. Çünkü siz Allah'ın Resulüsünüz, sevgilisisiniz. Siz nebilerle, sıddıklarla beraber olacaksınız. Ama biz alt derecelerde, alt makamlarda olacağız. İstediğimiz zaman sizi göremezsek cennet bizim neyimize? Sahabi kiramın hayali o zaman cennete gitmek değildi. Yani ibadetleri cennete gitmek için yapmıyorlardı. Bundan ben bunu çıkarıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu derdin dermanı olarak bir reçete sunamadı. Yani bir şey söyleyemedi. Bunun üzerine sahabi kiramın derdine, sahabi kiramın ızdırabına, sorusuna bizatihi Allah cevap verdi. Şu derde bakar mısınız? Sahabi kiramı gökteki yıldızlar yapan zaten oydu. Onların her hareketlerini Allah cevaplıyordu. Nisa suresinin 69. ayeti celilesiyle onu müjdeledi. Onun şahsında bütün hepimizi ilgilendiren o ayeti celile geldi işte. Siz üzülmeyin, siz hüzünlenmeyin. Yeter ki Allah ve Resulüne gerçek manada itaat ederseniz, onlara tabi olursanız, minen nebiyyin ve sıddiqin ve şühedai ve salihin. Yarın cennette dünyada yaşadığı dünyasında, hayatında Allah ve Resulüne gerçek manada tabi olanlar cennette onlarla birlikte olacak. Çok büyük bir müjde. Rabbim bu müjdeye nail olanlardan eylesin.